Belediye reisi Zivan oldu. Biliyorsun annesi oldu, annesinden babası oldu, babasından sonra annesi oldu. Kimse o mahalleye hiç uğramaz. O mahalle öyle kaldı. Ondan sonra belediye reisleri, yani o günü söyleyen tarih koyanıp o günden şimdiye kadar kimse hiç belediye oraya uğramadı, orayı ziyaret etti. Öyle dedi, ben bir gün dedim ki yalnız belediyeye niye oy kullanıyoruz? Bu belediye değil ki. Köylerin bütünlerine altyapı yaptılar, kanalizasyon yaptılar. Bizim köy, bizim belediye mahallemiz, Akçakaya mahallesi belediye şeysiz, kanalizasyonsuz. Söyledim yani her gelen belediye reisi 40 seneden bu yana, ben o mahalledeyim 40 seneden bu yana. Sayın İbrahim Aksoy, muhtar arkadaşımız biliyor. 40 seneden bu yana her gelen belediye, kaç tane belediye oluyor? 40 sene 5'e böl, ne kadar oluyor? Hepsini ziyaret etmişim bu mahalleye gelip, bu mahalleyle ilgilen. Kimse gelip de ilgilenmez. Arkadaş, geçen gün de söyledim mahallenin içinde. Nihayetinde ben sayın belediye başkanımız ve şehirli ciddi buluyorum. Ciddi. Ben de son derece ciddi. Tacalarımızda, şeylerimizde. Ben kendime güveniyorum. Dedim bu adam ciddi bir insandır. Yapar, bir şeyler yapar yani. Yaparsa bu arkadaş yapar. Ben de herkese ona çalıştık. Dedim herkes oyunu. Vesi Şahin. Sayın Vesi Şahin, belediye başkanımız yaptı, geldi. O mahalleyi fatih. Fatih etti. Altyapısının Midyat'ın en güzel altyapısıdır. Ondan boru en sağlam borudur. Üzerindeydim biliyorum. Ondan sonra taş da yaptı. Yani o mahalle fakir fukaralarına gereken hizmeti yaptı. Buna çok çok teşekkür ediyoruz. Bizdeki projeleri, illa fikirlerimizi anlatamıyorduk. Mesela Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Karayolu Bakım Evi'nin şu an Veysi Başkanımızın da çok çabaladığını Ankara'yla, buradaki bakanla, Ulaştırma Bakanı'yla, işte Çevre Şehircilik Bakanı'yla yaptığı çalışmalarımızı takip ediyoruz. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kaç yıldır örneğin bir pazar düşünüyorduk halkımızın rahatlığı içindir. Ama bir pazar yeri diyecekler ama pazar yeri binlerce kişinin ihtiyacını karşılayan, örneğin koronavirüsünden dolayı pazarlar kapanmadı. Demek ki çok önemli bir yeri var. Evet. Pazar yeri kurulduğu bütün Midyat'ın ortak noktasıdır. Bizim Batman yolu üzerine kadar, bir evin yanına kadar orada sıcak asfalt döküyor. Dağın başında, belki köyden Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 metre uzaklıkta. Batman yolu üzerindeki kandırımların yaklaşık 3 yıldır gelen turistleri hakikaten biz kendimiz utanıyorduk. 3 yıldan beri biz oradan kaçınıyorduk. Şahsen ben orada fazla dolaşmıyordum. Şimdi insanlar buranın hali şöyle böyle. Batman yolundaki hem Cumhuriyet Mahallesi hem Akçakaya'nın kandırım çalışmaları oldu. Şu an mahallemizde bulunan kalan tabii ki arsalarımız belediyeye ait 2-3 tane yerimiz kalmış. Veysi Başkanımız bir tanesine söz verdiği gibi daha önce biz beraber ziyaret ettik. O çocukları gördü. Orada çocuklar da siz burada ne istiyorsunuz? Mahallenizde eksiğiniz ne? Dedi ki işte biz parkımız yok dedi başkanım. Başkanımız da orada söz verdi. Şimdi park bitmek üzeredir. Çalışması devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi 544, 53 ve 51 sokağında. Fikirlerimizi beyan ediyoruz başkanımıza. Gündeme alıyor, değerlendiriyor ve hayata geçirmeye çalışıyor. Yani tabii ki bunlar kolay işler değil. Bir yılımız içinde bu kadar hastalık yaşadık, işte krizler, işte Ramazan'dır, işte yeni ekip oluşturmadır. Bu sebeplerden dolayı nice hizmetler başkanımıza teşekkür ediyoruz. Midyat için Karayolu Bakım Evi'nin bir çılgın proje olduğunu düşünüyorduk. Ve hatta anlatırken bazı arkadaşlar heyecanlanıyordu. Hakikaten böyle bir şey olacak mı? Bakım Evi ya imkanı yok, mümkün nasıl bu kadar... İşte böyle bir değerli bir arsayı nasıl şey yapacaklar, nasıl millet bahçesi yapacaklar ama ve bu Veysi Başkanımızla gerçekleşti. Göreve geldiğiniz günden bu yana mahallemizde göstermiş olduğunuz üstün çalışmalarından dolayı Akçakaya Mahallesi olarak Sayın Başkanımız Veysi Şahin ve ekibine çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz.